canlarım selamlar limit Türevi integral trigonometri nam diğer tilt denemeleri kampımızın geldik 29. denemesinin çözümüne. Artık son 2 denememiz kaldı bu sondan bir önceki deneme. 29. denemede yine size birbirinden güzel 15 tane soru çözeceğim. Çok zorlayıcı ve yorum yapma kabiliyetimizi çok yüksek oranda kullanmamızı gerektiren sorular yine mevcut arkadaşlar. Yine süreklilikte limitte yorum soruları, türevde geometrik yorum soruları, artan azalanlık, ekstremum noktalar, maksimum minimum, integralde alan, integralde basit kesirler ayırma, polinom bölmesi yapma, parçalama, trigonometride sıralama, trigonometride uzunlukların trigonometrik oranlar cinsinden yazılması, yarım açılar, toplam farklar yine baya baya bir şey konuşacağımız bir deneme olacak. Hiç vakit kaybetmiyorum ve dersime, denememe, deneme çözüme başlıyorum yavaş yavaş da artık Tilt kampının da sonuna geliyoruz. Ne yapalım yani artık her güzel şeyin bir sonu vardır diyerekten. Şimdi kaçıncı soruyu çözüyoruz? Birinci soruyu tabii ki. Yani denemenin ilk sorusu 29. deneme birinci soruyla başlıyorum. Ne diyor bakalım sorumuz. F ile G diyor birer polinom fonksiyon olmak üzere Tamam. H fonksiyonunu f ile g'nin bölümü şeklinde vermiş. Tamam. H fonksiyonu x eşittir 2 noktasında limitli ise ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi diyor ki 2'de g'nin limiti kesinlikle sıfırdan farklı diyor. Arkadaşlar bakın bu olmak zorunda değil. Burayı mesela x kare eksi 4 alırsınız. Burayı x eksi 2 alırsınız. Çarpanlara ayrıldığı zaman burası x artı 2 gelir. E, x artı 2 fonksiyonu da x eşittir 2 noktasında zaten limitlidir. Ama gördüğünüz gibi eğer siz gx fonksiyonunu x eksi 2 şeklinde alırsanız limit x 2'ye giderken gx dediğiniz şey gx polinom olduğu için g2 olur. g2 de sıfırdır. Ama sıfırdan farklı diyor. Birinci öncül yanlış. Yani daha doğrusu kesinlikle doğru değil. Tamam mı? İkinci öncüle gelelim. 2'nin solu, şimdi 2'nin solunu buraya yazdığımız zaman yani 1.9 gibi bir değer yazdığımız zaman 4 eksi 1.9 2.1 yapar, 2.1 de 2'nin sağı demek. Burası zaten 2'nin solu. Eksi 2'nin solu demek, eksi 2.1 gibi bir değer demek. Buraya eksi 2.1 yazarsak, burası 1.9 yapar, 1.9 2'nin neyi yapar? Solu yapar, değil mi arkadaşlar? 2'den küçük bir değer. Buraya geldiğimiz zaman biz eksi 2'nin solunu yani Eksi 2,1 gibi bir değer yazarsak burası mutlak değerden dolayı artı 2,1'e döner. Artı 2,1 de arkadaşlar 2'nin sağıdır. Yani aslında şunu söylüyor soru bize. F 2'nin sağı çarpı G 2'nin solu eşit mi? E, F 2'nin F 2'nin solu çarpı G 2'nin sağına. Böyle bir eşitliği söyleyebilir miyiz? Bakın hemen 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 hemen. Bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar, bakın yavrularım. Şimdi biz hx fonksiyonunun fx bölü gx olduğunu biliyoruz ve h'ın 2'de limitli olduğunu soru bize vermiş. Bak h fonksiyonu x eşittir 2 noktasında limitlidir. O zaman ben şunu yazabilirim. Diyebilirim ki o zaman limit x 2'ye sağdan giderken hx eşit olmak zorundadır. Limit x 2'ye soldan giderken hx'e sağ sol limit eşit olmalı. Demek ki f2'nin sağı bölü g2'nin sağı eşit olmalıdır. f2'nin solu bölü g2'nin soluna h2 de limitliyse. İçler dışlar yaparsak f2'nin sağı çarpı g2'nin solu eşittir. g2'nin sağı çarpı f2'nin solu. Zaten şu ikinci öncülde tam olarak bana bunu söylüyor. Tamam? Yani h'ın 2'de limitli olmasından kaynaklanarak daha doğrusu bunu kullanarak f2'nin sağı çarpı g2'nin solu eşittir. f2'nin solu çarpı g2'nin sağını sağlatabildim söyleyebildim. İkinci öncülü o yüzden doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü öncüle geldiğim zaman f'in 2'deki limiti g'nin 2'deki limitine eşittir diyor. Hayır böyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. Mesela hx fonksiyonunu 2x kare artı 4x bölü x 3 alalım. 2'de ee, 2 de şu f yukarıdaki f aşağıdaki g. Şimdi 2'de h'in limiti var. Çünkü 2'yi yerine yazınca limit çıkıyor. E, f'in 2'deki limitine baktığınız zaman 4, 8, 16. E, g'nin 2'deki limitine baktığınız zaman eksi 1. Gördüğünüz gibi limitler farklı ama h'in hala 2'de limiti var. Dolayısıyla 3. öncül doğru değil kesinlikle. Doğru olduğu durum da olabilir. Hatta doğru olduğu durum şu durum işte. x kare eksi 4 bölü x eksi 2'de f'in ve g'nin 2'deki limitleri aynıdır. İkisinin de 2'deki limiti 0'dır. E, h'in da e, buradaki limiti x artı 2 çıktığı için sadeleştirdikten sonra 4'tür gibi. Dolayısıyla 3. öncülde yanlış cevabımız yalnız 2 yani 5. Birinci öncülü böyle birinci soruyu Her şeye öncül diyorum bugün Birinci soruyu böyle hallettim geldim ikinci soruya Diyor ki gerçek sayılar kümesi üzerinde Tanımlı f ve g fonksiyonları bu biçimde Tanımlanıyor diyor tanımlansın M ve n birer gerçek sayı olmak üzere M bölü n oranı kaçtır Diye sormuş soru bize Şimdi bak fx 1 var burada Bak fx 1 var Bir de gx artı bir var bunları bir oluşturmam Gerekiyor oluşturmaya çalışacağım fx eksi 1 ne demek? fx fonksiyonunda x gördüğün her yere x 1 yaz demek. Burada x 1 yazarsam 2x eksi 2 eksi 2 de oradan geldi 2x eksi 4 yapıyor. Yani burası 2x eksi 4. Aşağısı da x gördüğün yere x eksi 1 yazarsan 5 eksi x artı 1'den 6 eksi x yapıyor burası da. Peki x küçüktür 2 idi. Küçük eşittir 2 idi. Şimdi x eksi 1 küçük eşittir 2 oldu. Eksi 1'i karşı tarafa atınca x küçük eşittir 3. Buradan da geldi x büyüktür 3. Bu bizim fx eksi 1'imiz. Şimdi gx artı 1 oluşturuyorum. Bu sefer gx fonksiyonunda x gördüğüm her yere x artı 1 yazıyorum. O zaman ne olur? x yerine x artı 1 yazmış olurum. Burada da x yerine x artı 1 yazarsam eksi x eksi 1. Bir de önünde eksi var. Ne yapar arkadaşlar? Eksi x eksi 2 yapar. Şimdi x küçük eşit 4'tü. Ama artık x artı 1 küçük eşittir 4. 4'ü karşı tarafa atarsam birincisinde x küçük eşit 3. ikincisinde de x büyüktür 3. Şimdi fx 1 ve gx artı 1 oluşturdum mu? Oluşturdum. Soru bana diyor ki m ve n birer gerçek sayı olmak üzere. H fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli. Ben nereye bakacağım? Hem fx eksi 1'in hem de gx artı 1'in kritik noktaları 3. Demek ki H'in 3'te sürekliliğine bakmak lazım. Peki H'in 3'te sürekli olduğunu biliyor muyuz? Evet çünkü f fonksiyon, H fonksiyonu tüm gerçek sayılarda sürekli demiş. Demek ki 3'te de sürekli. Peki H 3'te sürekli ise 3'teki sağdaki 3'ün sağındaki limiti 3'ün solundaki limitine eşit midir? O da evet. Peki 3'ün sağındaki limitine bakalım. H'in bak. Yani H 3 artı M çarpı F Fx 1'in 3'ün sağındaki limiti hemen bakıyorum fx-1 3'ün sağı burası 3'ü burada yerine yazdığım zaman 3 m çarpı 3 artı n çarpı gx artı 1'in 3'ün sağındaki limiti bak şunu yapmıyoruz onu da yapabilirdik aslında onu da vereceğim birazdan daha birazdan vermeme gerek yok bakın şöyle de yapabilirdik hiç bu fonksiyonları oluşturmadan da şöyle yapabilirdik derdik ki Şimdi h3'ün sağına bakıyoruz. Burada 3'ün sağını yazarsak 3.1. 1 çıkarttığım zaman 2.1. 2.1 de nedir? 2'nin sağıdır. Demek ki f'te 2'nin sağına bakacağız. f'te 2'nin sağına baktığım zaman 5-2 kaç yapar? 3. O zaman ne dedim bak buraya? 3 dedim. Böyle de yapabiliriz aslında. Bu fonksiyonları oluşturmadan da yapabiliriz. E, ama ben oluşturmayı da göstermek istedim. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde e, şu gx artı 1'e de iki yoldan yapacağım. Öncelikle gx artı 1'i biz oluşturduk. 3'e sağdan yaklaşırken gx artı 1. gx artı 1'in 3'ün sağındaki limiti 3'ü yerine yazarsam eksi 5. Yani burası eksi 5 yapıyor. Ya da şöyle düşünürdük. Hiç gx artı 1'i oluşturmamış olsaydık 3'ün sağında bir değer yazdığım zaman buraya ne yapardı arkadaşlar? 3'ün sağına yani 3.1 gibi bir değer. 1 eklersem ne yapıyor? 4.1. Burası 4.1 yaptı. 4.1 de 4'ün sağı demek. G de 4'ün sağında 4'ü yerine yazdığım zaman eksi 4 eksi 1'den yine kaç gelecektir? Eksi 5. Böyle de düşünebiliriz. Tamam mı? Şimdi burası ne çıktı arkadaşlar? 3M eksi 5 ne çıktı? Şimdi benzer şekilde H3'ün soluna bakıyorum. Eşitleyeceğim sonra onları. Şimdi artık şeyden yapalım direkt. F ile G'yi elde ettik. H3'ün solu o zaman fx eksi 1'de 3'ün soluna bir de gx artı 1'de 3'ün soluna bakacağım. Burada 3'ün soluna baktım 6 eksi 4'den 2 yani 2m artı. Burada 3'ün soluna baktım 3 artı 1'den 4 yani 4n. Şimdi o zaman şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben 3m eksi 5n h3'ün sağı demek eşittir. 2m artı 4n bu da h3'ün solu demek. Bunlar birbirlerine eşitler çünkü h tüm reel sayılarda sürekli. Şimdi bunu bu tarafa atalım m yaptı. Bunu bu tarafa atalım 9n yaptı. Buradan da m bölü n değerinin 9 çıktığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız e şık. Tamam canım. fx 1 ve gx artı 1'i oluşturmasını bilin ama diğer yöntemi de bilin. Şimdi üçüncü soruyla devam ediyorum. Güzel bir soru farklı bir yöntem yani farklı yöntemlerden de göstereceğim size. Şimdi soru diyor ki uzunluğu lan <laughs> uzunluğu 15 metre olan bir kalas A noktasında duvara ya, e, dayanmıştır. BC 15 metre. BC 15 metre olup kalas her bir dakika sonunda ok yönünde 1 metre kaymaktadır. Bak 1 dakikada 1 metre kayıyor. Kayıyor. Ne tarafa doğru kayıyor? Bu tarafa doğru kayıyor. Bak ok yönüne dikkat etmeni istiyorum. Sonra A noktasının A noktasının x dakika sonunda yerden yüksekliğini veren fonksiyon f(x) olarak tanımlanıyor. Buna göre değer kaçtır? Bak. A'nın yerden yüksekliği f(x) olarak tanımlanıyormuş. Şimdi şuranın da 25 olduğunu biliyoruz. Normalde en başta 15 25 buranın 20 olması lazım. Ama her bir dakikada arkadaşlar kalas bu tarafa doğru kayıyor. Yani atıyorum x dakikada kalas buraya geliyor. Galas buraya geliyorsa arkadaşlar demek ki bunun yerden yüksekliğine verdiğimiz isim fx ise fx eşittir. Ne olmak zorunda arkadaşlar? Şu olmak zorunda. Aslında buraya fx dersek ve pisagor yaparsak 25'in karesi 625 eşittir. E, şimdi biz bunu x dakikada buraya kaydırdıysak bu uzunluk x olur. O zaman burasının yeni uzunluğu x artı 15 olur. O zaman x artı 15'in karesi artı fx'in karesi. Yani şurada yeni oluşan üçgende fx'in yerden yüksek a'nın yerden yüksekliğini a artık buraya geldi ya kalas kayınca a buraya geldi a üssü oldu. O zaman a üssünün yerden yeni mesafesi fx ise eğer burada pisagoru yaparak fx'i bulabiliriz. Birazdan kısa yolunda göstereceğim merak etmeyin. Şimdi bak o zaman bunu bu tarafa atalım. Karekök içerisine alalım. Fx eşittir. Karekök içerisinde 625 eksi x artı 15'in karesi. Bu ne arkadaşlar? Bu f fonksiyonunun daha doğrusu a noktasının x dakika sonra yerden yüksekliğini veren fonksiyon. Onu fx olarak adlandırmıştı. Şu yeşille şimdi kutuya aldığım cümleyi lütfen bir daha kur musunuz? A noktasının x dakika sonunda yerden yüksekliğini veren fonksiyon fx. A işte burada. Şimdi ne soruyor bize? D fx kare bölü dx. Yani fx karenin türevini al diyor. 2 başa geçti. Üstü bir azalttım. İçinin türevini aldım. Sonra da burada 9 yaz diyor. Hmm, o zaman şuradaki x'i şuradaki x'i sileyim. Buraya 9 yazayım. Buraya 9 yazdım. Aynı şekilde buraya da 9 yazdım. Şimdi tamam her şey güzel. F9'u bulalım diyor. Hadi bulalım. X yerine şurada 9 yazalım. F9 eşittir. Kök içerisinde 625 eksi 9 artı 15 24. 24'ün karesi kaçtır arkadaşlar? 24'ün karesi. 576 mı? E peki 576 eksi 625 eksi 576. 76'ya 24 eklersem 600. Bir 25 daha ekleyeyim. O zaman burası 49 yapar. Kök 49 da 7 yaptığı için F9 7'dir. Yani bak burası 7. Şimdi F türev 9 nedir? Türev alalım abi F türev Fx'de. Türev alınca 1 bölü 2 kök bıdı 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 çarpı içinin türevi. İçinin türevi de arkadaşlar 625'in türevi 0 zaten eksi 2 çarpı x artı 15 eşittir. Ha bak bu türevi. Bu türevi. Hatta o bıdı bıdıyı da yazayım içeri şöyle. Ee, ne gelir? 625 eksi x artı 15'in karesi. Bu da türev. Şimdi türevinde 9 yazacağız. F'in türevinde 9. Az önce şurada 9 yazdığımızda buradan ne gelmişti? 7. 7 kere 2'den. Aslında 1 bölü 14 orası çarpı. E, buraya 9 yazdığınız zaman 9 artı 15 24. Burası da eksi 2 çarpı 24 gelir. E, bununla da bu sadeleşirse yukarı taraf eksi 24 aşağı taraf 7 gelir. Yani buranın cevabı da eksi 24 bölü 7 bulunuyor. Bu 7'ler birbirini götürüyor. Dolayısıyla cevabımız eksi 48 oluyor. Yani aşık. Şimdi bu uzun yöntem bunu tabii ki kullanabilirsiniz. Aklınıza bir şey gelmiyorsa bu geliyorsa mutlaka bunu kullanın. İlk akla gelen fonksiyonların günlük hayat uygulamaları ile ilgili biraz durumumuz iyi ise aklımıza ilk gelen zaten budur. Şimdi ben bu soruyu çoğaltacağım arkadaşlar. Tamam mı? Bu soruyu çoğaltacağım ve başka bir yöntemden çözeceğim. Bak şimdi siliyorum. Şimdi bu yöntemi anladınız. Şimdi bu başka bir yöntemden çözeceğim. Bakın arkadaşlar şimdi burası 25. Ee, bc'nin 15 olduğunu biliyoruz sonra AB'nin de 10 olduğunu yok 20 olduğunu biliyoruz nasıl biliyoruz 15-20 25 özel üçgeninden dolayı Tamam Burası da 90 güzel şimdi bak bizim kalasımızı x dakika sonra yerden yüksekliğini veren fonksiyon fx. bize x eşittir 9 için türev alıyor ya hemen türev alıyorum 2 çarpı FX çarpı F türev x türevi Türevinde 9 yazarsam da bunlar gider. F9 çarpı F'in türevinde 9. Şimdi önce F9'u konuşalım. F9 ne demek? A noktasının 9 dakika sonra yerden yüksekliğini veren şey. Yani A noktasının 9 dakika sonra yerden yüksekliği. Şimdi her 1 dakikada kalas 1 santim sola gitmiyor mu? O zaman aradan 9 dakika geçtiğinde kalas şöyle bir konuma gelir. Şöyle bir konuma gelir. Ve her 1 dakikada sola doğru bir birim gittiği için 9 dakikada 9 birim gider. Burası 9, 15 daha şu Buraya mesela ne diyeyim, a var, b var, c var, D var. Buradaki d ile b arasındaki mesafe kaçtır 24 birimdir. E, kalasın uzunluğu değişti mi arkadaşlar kayınca? Hayır. Kalasın uzunluğu hala 25. E, o zaman 7, 24, 25 üçgeninden bura 7. Burada A'nın yeni e, yeri yani A üssü. İşte artık A'nın yere doğru uzaklığı yani mesafesi kaç birim geldi? 7. Demek ki F9 kaç? 7. Çünkü 9 saniye geçtiğinde pardon 9 dakika geçtiğinde A üssünün yerden uzaklığı kaça eşit oldu? 7'ye. Demek ki F9 eşittir 7 olarak söyleyebildik bunu. Çünkü fx a noktasının x dakika sonra yerden yüksekliğini veren fonksiyondu. Peki güzel bak 7 bulduk burayı. Biz yukarıda da 7 bulmuştuk bak. 7 bulduk bak nerede şurada. F9'u 7 bulduk. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer f'in türevinde 9. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada da şöyle bir şey yapacağız. Şimdi a noktası hareketli bir nokta hareketli bir nokta. A noktası aşağı doğru iniyor, yukarı doğru çıkıyor. Neye göre? Bu C'nin konumuna göre tabii ki. Yani kalasın ne kadar kaydığına göre. İşte kalas bir miktar kayarsa, kalasın ucu buraya gelirse artık fx buraya eşit oluyor. Tamam mı? Şimdi bakın. Bakın şimdi. Ee, bize f türev 9'u soruyor. Ben şöyle bir yol izlemek istiyorum. Diyorum ki kardeşim şurada e, ee, oluşan üçgene baktığım zaman A üstünün orası yani e, o 7'ye denk gelen yerine tekabül ettiği zaman. Şimdi burası buranın yerden yüksekliği normalde en başta fx'ti. Değil mi? Yani hiçbir şey yokken yerden, adın yerden yüksekliği zaten 20 birimde fx'ti. Şimdi o zaman şöyle oluyor. Bakın biz fx'i A oradaki f9'a yaklaştırırken fx eksi f9 bölü x 9 limitini hesaplıyoruz aslında. Değil mi? Yani x'ler 9'a yaklaşırken bu limit bize aslında neyi veriyor? A noktasının yerden yüksekliğini veriyor. Şimdi o zaman bunun f türev 9 olduğunu türevin limitli tanımından dolayı biliyorsunuz değil mi? Şimdi bunu başka bir yöntemle bulalım. Şu arkadaş aslında fx eksi f9 bölü x eksi 9. Şimdi tamamı fx şurası f9 ya o zaman şurası fx eksi f9. E, x eksi 9 da şu mesafe olduğuna göre aslında dikey bölü yatay oranından burası eğim değil mi? Burası aslında eğim. Demek ki biz onun eğimini yani oradaki üçgenin eğimini bulursak aslında f türev 9'u bulmuş oluyormuşuz. E şimdi şuradaki açıya şöyle alfa diyelim. Burası 180 eksi alfa. Demek ki eğim negatif olacak. Yani burasının pozitif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar biz tanjant 180 eksi alfayı bulursak eğimi hesaplamış oluyoruz. Dolayısıyla türeve geçmiş oluyoruz. E karşısının 24, komşusunun 7 olduğunu görüyorum. Buradan arkadaşlar, eksi tanjant alfa eşittir 24 bölü 7'den. Tanjant alfa eşittir. Eksi 24 bölü 7 geliyor. Ki bu da eğime yani fonksiyonun 9 noktasındaki türevine eşit. O zaman burası eksi 24 bölü 7 yapar. 7'ler birbirini götürür. Cevabımız eksi 48 olur. Bir tık daha az işlem oldu ama işin içerisine birazcık eğim ve noktanın yaklaşımı türevin limitli tanımı da girmiş oldu. Hangisi paşa gönlünüz isterse onu yapın. Tamam mı? 3'ü de bitirdim. Şimdi geldim 4'e. Diyor ki fonksiyonuna f vermiş bir tane bize. Bu fonksiyona çizilen iki farklı teğet doğrusu aşağıdaki koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre a değeri kaçtır? Bak. 2 tane koordinat 2 tane teğet verilmiş. Şimdi nerelerde teğet olduklarını bilmiyorum. Şimdi burada yapacağım şey yapacağım en güzel hareket şu. Şimdi bizim x kare eksi 2 a artı 1 x artı b fonksiyonumuz y eşittir 2'ye teğetse bunları ortak çözelim. Aynı şekilde şu fonksiyonumuz bu fonksiyonumuz bu doğruya teğetse ki bu doğrunun denklemini yazabiliriz aslında biz nasıl yazarız bu nokta 2'ye 2 noktası bu y eşittir mx şeklinde bir fonksiyon 2'ye 2'den geçtiğine göre eğimi 1'dir yani y eşittir x'dir d1 doğrusu aslında y eşittir x dolayısıyla bunu da getirdim x'e eşitledim tamam mı yani ortak çözüyorum aslında şu anda Peki karşı tarafa atarsam x kare eksi 2a artı 1x artı b eksi 2 eşittir 0. Diğerinden de x kare eksi 2a artı 1x bir b yazdım. 1x artı b eksi x eşit 0. Şimdi madem bunlar birbirine teğetler ortak denklemin deltası 0 gelmeli değil mi? Buranın deltasına bakalım. b kare yani 2a artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a'sı 1 C'si de nedir? B 2. B 2. Eşit 0 gelmeli. Öbür tarafa baktığımız zaman bakın eksi parantezinde 2A artı 1X var. Eksi X var. Burayı X parantezine alırsam X parantezine alınca eksi 2A eksi 1 eksi 1 gelir. Dolayısıyla eksi 2A eksi gelir. 2 gelir. Buradan da eksi 2A eksi 2. 2 artı 2'nin karesiyle aynı şeydir. Eksi 4 çarpı A'sı 1. C'si de B oluyor burada. Bunun da sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Ne yapabiliriz? Ee, bak şimdi 2A artı 1'in karesi eksi 4B artı 8 eşit 0. Buradan 4B eşittir. 2A artı 1'in karesi artı 8. 4B oradan da geliyor. 4B eşittir. 2A artı 2'nin karesi. Eğer 4B'leri birbirine eşit diyelim A'yı bulalım. Gelin. 2a artı 1'in karesi artı 8 bu 4b eşittir öbür taraftaki 4b. Yani 2a artı 2'nin karesine. Şimdi bunu bunu bu tarafa atalım. 2 kare farkı kullanalım. 2a artı 2'nin karesi eksi 2a artı 1'in karesi eşittir 8. 2 kare farkından bak bunu 2 artı 2'yi 2a artı 1'den çıkartacağım. Çarpı bir de Bunları toplayacağım. 2A artı 2 ile 2A artı 1'i toplayacağım. Ve bunun sonucu 8 eşit olacak. Anlaştık mı? Eksi içeri dağıtınca bunlar gider. Buradan 1 geliyor zaten. Bunları toplayınca 4A artı 3 eşittir 8 geliyor. Buradan 4A eşittir 5 geliyor. Buradan da A eşittir 5 bölü 4 geliyor. Yani doğru cevabımız... B şıkkı olarak bulunmuş olacak. Geldim 5. soruya. Bak şimdi. Bir fonksiyonun azalan o çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Bir fonksiyonun azalan olduğu aralıkta türevi olan fonksiyon da azalansa o aralıkta o fonksiyona düzgün azalan fonksiyon denir. Şimdi bir f fonksiyonu veriyor. Bu fonksiyon düzgün azalan bir fonksiyonmuş. Ve düzgün azalan olduğu en geniş aralıkta 2,4 aralığıymış. Buna göre f fonksiyonunun yerel minimum değeri kaçtır? Şimdi canlarım bir kere bizim fonksiyonumuz 2,4 aralığında e, düzgün azalan olacak. Yani bizim fonksiyonumuzun 2,4 aralığında ne olması gerekiyor? E, azalan olması gerekiyor. Şimdi bir türevini alalım. F fonksiyonunun türevini alıyorum. Türevini aldığım zaman 3 başa geçer. Üstü bir azalttım x kare. Üst başa geçer. 2'ler gider. Eksi a artı 2x artı 2a. Şimdi bir daha türevini alıyorum. İkinci türevini alıyorum. İkinci türevini aldığım zaman da 2x eksi a artı 2 geliyor. Buraya kadar her şey güzel. Buraya kadar her şey hoş. Şimdi bizim fonksiyonumuz... Bizim fonksiyonumuzun birinci türevinin de ikinci türevinin de sıfırdan küçük olması lazım. Niye? Çünkü fonksiyonumuzun hem türevi bak fonksiyon ve fonksiyonun türevi azalan olacak. Şimdi fonksiyon azalansa fonksiyonun birinci türevi negatiftir. Fonksiyonun türevi azalansa fonksiyonun ikinci türevi negatiftir. Bu da negatif bu da negatif olacak. Şimdi ikinci türevden gidelim. Demek ki ikinci türevinde ya 2'yi yerine yazdığımda sonuç sıfıra eşit olacak ya da 4'ü yerine yazdığımda sonuç 0'a eşit olacak. Şimdi 2 yerine yazarsam 4 eksi, 2 yerine yazıyorum ikinci türevinde. 4 eksi a eksi 2 eşit 0. Buradan arkadaşlar a eşittir 2 çıkacak. Diğer taraftan da 4'ü yerine yazarsam 8 eksi a eksi 2 eşittir 0'dan a eşittir 6 çıkacak. Tamam mı? Ya a 2 ya da a 6. Şimdi A yerine götürüp birinci türevde 2 yazarsam F'in birinci türevinde x eşittir. A yerine 2 yazdığım zaman ne oluyor arkadaşlar? 4 şey A yerine 2 yazıyorum özür dilerim. X kare A yerine 2 yazınca eksi 4 x A yerine 2 yazınca artı 8 geliyor. Şimdi bu, bu parabole bir düşüneceksiniz. Bir de A yerine 6 yazayım. Bunu şöyle kenara alıyorum arkadaşlar. A yerine 6 yazdığım zaman F'in türevi eşittir. A yerine 6 yazarsam x kare eksi 8x. A yerine 6 yazdım artı 12 geliyor. Şimdi bu birinciye baktığınız zaman b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'ye geldiğiniz zaman bu eksi 32 oluyor. Bunun deltası sıfırdan küçük. Şimdi deltası sıfırdan küçük olduğuna göre kolları da yukarı olduğuna göre ve y'yi 8'de kestiğine göre aslında şöyle bir parabolden bahsediyoruz. a eşittir 2 için. Ama şimdi bu f'in türevi ne oldu? Daima pozitif oldu. Yani fonksiyonu artan yaptı. Halbuki biz f'in türevinin ne olmasını isteriz? Negatif olmasını isteriz. Niye? Çünkü f azalansa f'in türevi negatiftir. Demek ki a'nın 2 olma şansı yokmuş. A'nın 2 olmasını eledim. Peki a kaçmış demek ki 6'ymış a6 için buraya bakıyorum. Şimdi bu fonksiyonu bir çizmeye çalışıyorum. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın x'e x diye ayırın. E -6'ya e -2 diye ayırın. 6 ve 2 köklerine sahip. Bak şimdi parabolü çizelim oradan görelim. 6 ve 2 köklerine sahip. Yani şöyle bir parabol olduğunu düşünüyoruz. Burasının 2 olduğunu söyleyebiliriz. Buranın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Şimdi bunun tam tepe noktasının da 4 olduğunu biliyor muyuz? Şimdi burada bir duralım arkadaşlar. Tamam. Burada işler karışmasın. Bak şimdi. Ben şuraya bir yazmak istiyorum. Şimdi bizim f'imiz azalan, tamam mı? f'imiz azalansa o zaman hemen f'in türevi negatif diyeceğiz birinci türevi. Ama sorunun söylediğine göre bizim f'in türevi de azalan. f'in türevi de azalan olduğu için f'in ikinci türevi de negatif olacak. Şimdi bizim f'in birinci türevinin azalan olduğu yere de bakmamız lazım. Birinci türevinin negatif olduğu yere de bakmamız lazım. Bak şimdi. F bir daha yazıyorum, uzun uzun yapıyorum. F azalan ise, F azalan ise, F'in birinci türevi negatif. Bana türevin negatif olduğu yerleri söyler misiniz? Türevinin, bak bu türevinin grafiği, türevinin negatif olduğu yerler buralar, 2 ile 6 kapalı aralığında. Demek ki 2,6 kapalı aralığında f fonksiyonunun türevi neymiş arkadaşlar? Negatif. Dolayısıyla F azalan. Şimdi bana f'in türevinin azalan olduğunu söyleyeceksiniz. O da arkadaşlar f'in ikinci türevinin negatif olduğu yerler. E f'in ikinci türevinin negatif olduğu yerler de buralar. Eksi sonsuzdan 4'e kadar. Yani f'in birinci türevinin azalan olduğu yerler. Bu pembe yerler. f türevin azalan olduğu yerler. Nereye kadar? Eksi son onu da bakın morla yazayım. O da yine eksi sonsuzdan 4'e kadar. İşte soru bu ikisinin birleşimini 2,4 olarak vermiş. Burayı 2,4 olarak vermiş. E şimdi ne soruyormuş bu soru bize? Bakalım yukarı hemen. F'in yerel minimum değeri. Şimdi F'in yerel minimum değeri için hemen türevine bakalım. Türevinin işaret tablosunu yapalım. Hemen buraya 2 yazdım. Buraya 6 yazdım. Artı, eksi, artı. Bakın burada artan, burada azalan, burada artan. Bize yerel minimum değerini sorduğuna göre. Bak bu yerel minimum noktanın apsisi. Bu yerel maksimumun apsisi. Yerel minimum noktanın apsisini yerine yazarsak yerel minimum değerini buluruz. Soru bize F6'yı soruyormuş. Hemen gelelim şurada F6'yı bulalım. Önce e, Fx'i isterseniz yazalım. A yerine 6 yazarak. A'yı 6 bulduk ya. Nerede? Şurada bak. A'yı burada 6 bulduk. Fx eşittir. X küp bölü 3. Eksi 6. 2 daha 8. 2'ye böldüm. 4. Eksi 4x kare. Artı 12x eksi 4. Şimdi F6'yı yazalım. F6 eşittir. E, 6'nın kübü 216. 216'yı 3'e bölersek ne yapar? 72 mi? E, 72. 72. 6'nın karesi 36. 36 çarpı 4. 144. Bura eksi 144 yaptı. 6 kere 12. 72 yaptı. Eksi 4. Bunlar zaten birbirlerini götürdüler ve cevabımız direktman eksi 4 oldu. C şıkkını işaretledik. Bence çok güzel bir soru. Yani e, enteresan da bir soru, e, soruluş tarzı var. Bayağı da bir yani işlemde yaptık. Aslında şuradaki yaptığım işlemler A'ya 6 bulduktan sonra soruyu çözebilirdim ama... ...hani neden böyle olduğunu yani A'nın neden 2 değil 6 olması gerektiğini falan buradan sağlatmış olduk aslında. 6. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. F ile ilgili... Her x real sayısı için fx eksi m küçük eşit sıfır olduğu bilindiğine göre f'in yerel minimum değeri kaçtır? Şimdi f fonksiyonunu bir yazmaya çalışalım şöyle. Eşittir. Ee, eksi m x üzeri 4 artı 8 m x kare. Bakın hatta fx eksi m'i yazalım. Yani f'ten eksi m'i çıkartalım. Buraya gider eksi 16 olur. Şimdi bu ikinci dereceden denkleme dönüştürülen bir denklemdir. Yani şöyle eksi m t kare e, artı 8 m t eksi 16 Hani x kareye t dersek tamam mı? Hani delta'dan gidebilmek için. Bunun arkadaşlar daima sıfırdan küçük eşit olduğunu biliyorsak o zaman delta'ya gideceğiz. Değil mi? Deltasına bakacağız. Bunun deltasının daima sıfırdan küçükse deltasının arkadaşlar ne olması gerekiyor? Küçük sıfır olması gerekiyor. Hemen deltasına bakalım. B kare yani 64 m kare. Eksi 4 çarpı a'mız eksi m. C'miz de neye eşit? Eksi 16'ya eşit. E buradan Küçüktür sıfır dersek 64 tane m kare eksi 64 tane m küçüktür sıfır. Buradan e, 64 m parantezinde m eksi 1 küçük sıfır yapıyor. Buradan m sıfır ve m 1 diye tablo yaparsak bu arada delta küçüktür değil küçük eşit sıfır olması lazım. Çünkü burada da eşitlik varmış görmedim onu ben. Küçüktür diye algıladım. Küçük eşitmiş burası. Yani onun sıfıra eşit olabilmesi için de delta'nın sıfır olması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar m'nin alabileceği değerler sıfır ve bir değerleri. Şimdi e, m yerine zaten sıfır yazdığımız anda soru direkt patlıyor. X'ler mx'ler her şey gidiyor. m yerine bir yazdığımızda da artık t'yi tekrar x'e çevirelim. fx eşittir. m yerine bir yazınca eksi x üzeri 4 artı 8x kare eksi e, artı m artı 1 eksi 16'dan eksi 15 gelmiş oluyor. Fonksiyonumuz bu. Şimdi f fonksiyonu yerel minimum değeri diyorsa hemen türevini alalım ve işaret tablosu yapalım. Eksi 4x yani türevinin sıfıra eşit olduğu yerlere bakalım. Polinom çünkü bu. Artı 16x geldi. Hemen sıfıra eşit bunu. Buradan 4x parantezini alırsam ne olur? E, 4 gider, x gider. Eksi x kare gelir. 4 gider, x gider. E, artı 4 gelir. Eşittir 0. Buradan x eşittir 0 geldi. Buradan da x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 geldi. Şimdi bunların hangisi bunların hepsi ekstremum nokta ama hangisi acaba yerel minimum noktanın apsisi. Onun yerine yazıp yerel minimum değerini bulacağım. Hemen şöyle tablomuzu çiziyoruz. Eksi 2 0 ve 2 diyoruz. Sonra bakın eksi 4 x küp diyor. Eksi x üzeri 4 diyor. Yani eksiyle başlayacağız. Eksi artı eksi artı. Arkadaşlar artmış, azalmış, artmış, azalmış. Şimdi azalmaktan artmaya geçtiği tek bir yer var. O da sıfır. E, i̇kiden sonra da azalıyor ama hep azalıyor sonsuza kadar. Demek ki şu sıfır yerel minimum noktanın apsisi O zaman f sıfırda yerel minimum değeri. Sıfırı götürüp nerede yerine yazacağız? Tabii ki fonksiyonda yerine yazacağız. Sıfırı yerine yazarsak eksi 15 bulunur. Doğru cevabımız da e şıkkı olarak bulunacak. Altıncı sorunun cevabı e'ymiş. Geldim 7'ye. Bir maksimum minimum sorusu. Çok seversiniz değil mi? Bilirim. Şimdi diyor ki ABC eşkenar üçgeninde AE 10 birim. Şu arkadaşımız 10 birimmiş. BE 2 birim. Bu arkadaş 2 birimmiş. ABC eşkenar üçgen. A demek ki hepsi 12. Buraya hemen 60 ve 60'ı yapıştırayım. işime yarayacak gibi duruyor. AF de 4 birim. AF 4 birimse FC 8 birim olmalı ki 12'yi versin. DE karesi artı DF'nin karesi. Hmm. Şu. Şuranın karesiyle şuranın karesinin toplamının en küçük değeri için BD kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın e, BD kaçtır diyor ya BD sonuçta BD'yi bulmamız lazım. BD'ye X diyerek başlıyorum. Şimdi BD'yi X diyerek şuradan bir tane dikindiriyorum. 90, 60, 30. O 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Burası da x eksi 1 geldi. Tamam mı? Şurada x eksi 1 geldi. Peki. Şimdi BD'ye x dediysem DC'ye 12 eksi x demem gerekiyor. Hemen buradan dikimi indirdim. Burası 90, 60. Burası 30. 90 karşı 8 ise burası 4. A o zaman burası 8 eksi x oldu. 60'ın da ne oldu? 4 kök 3 oldu. Şimdi bakın. Şuraya ED'ye A. DF'ye B dersem A kare artı B karenin maksimum değeri soruluyor. A kare dediğim şey aslında bu arkadaşın karesiyle bu arkadaşın karesinin toplamı. Pisagordan dolayı. kök 3'ün karesi 3 artı x eksi 1'in karesi bu A kare. Artı. B kare dediğim şey de yani şu kırmızının karesi de buradaki yeşil dik kenarla buradaki yeşil dik kenarın karesinin toplamı. Yani ne diyeceğim? 4 üçün karesi 48 artı 8 eksi x'in karesi. Şimdi bu aradığım değer. Bu işte bu Ede de artı efe Bunun, buna M dersem. Buna değil de tamamına. Tamamına M diyeyim mesela. Bu M işte. Bu M'nin maksimum olmasını istiyorsam türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Türevini alınca zaten sabitler gidiyor. 2 çarpı x eksi 1 artı 2 çarpı 8 eksi x ama ben eksi yazacağım. Çünkü içinin türevinden bir tane de eksi 1 geliyor. Eşittir 0. 2'ler gitti. Karşıya alırsam x eksi 1 eşittir e, ee, ne geliyor? 8 eksi x geliyor. Buradan 2 x eşittir 9. x eşittir 9 bölü 2. Zaten biz BD kaç birimdir diye soruyorduk. M en büyükken. E BD'ye de başlangıçta X demiştik kolaylık olsun diye. X'i de 9 bölü 2 bulduğumuza göre direkt cevabı bulduk ve aşkın işaretledik. Tamam mı canlarım? 7'yi de böylece halletmiş oldum. Geldim 8. soruya. Şimdi dikkat etmek lazım. Zor değil ama dikkat etmek lazım. Böyle farklı bir ufak ufak bir yeri farklı onun dışında normal integral alacağız. Pozitif reel sayılar kümesinde tanımlı birebir ve türevlenebilir olan f fonksiyonu ile ilgili her x pozitif sayısı için böyle bir eşitlik vermiş. f'in kendisiyle 5 çarpı f türevin toplamı sıfırmış. f'in baş katsayısı 1 ve integral sabiti c olmak üzere böyle bir integral vermiş. Buna göre diyor g'nin baş katsayısı kaçtır? Hmm, peki. Şimdiki neler yapabiliriz? Şöyle bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar bakın Tabii ki kök küp kök çarpı karekök falan var. Hemen fx'e u diyerek başlayalım isterseniz. Eğer fx eşittir u dersem integral u'nun küp kökü yani u üzeri 1 bölü 3 çarpı u'nun karekökü yani u üzeri 1 bölü 2 çarpı şimdi dx fx'e u dersem f'in türevinde x çarpı dx eşittir du olur. Bakın soru da fx'i fx ile 5 tane f türevinin toplamını 0'a eşit vermiş. O zaman f'in türevinde x'i yalnız bırakırsam karşı tarafa atıp 5'e böldüğümde eksi fx bölü 5 olarak yazılabilir. O yüzden arkadaşlar bakın buradaki fx gördüğümüz yere gidip eksi 5 eksi fx bölü 5 yazalım. Buraya eksi fx bölü 5 yanında dx eşittir du oldu. E şimdi fx'e u demiştik. O zaman burası eksi u, u bölü 5 çarpı dx eşittir du. E her iki tarafı eksi u bölü 5'e bölersem dx eşittir du bölü eksi u bölü 5 takla atarsa ne olur arkadaşlar? Eksi 5 bölü u çarpı du. Bakın dx yerine ne yazıyormuşuz o zaman? Eksi 5 bölü u çarpı du. Bunun sonucu gx artı c imiş. Hemen düzenleyelim. Şimdi integral. Eksi 5'i dışarı çıkartalım önce. u üzeri 1 bölü 3, u üzeri 1 bölü 2. Bak şöyle. u üzeri 1 bölü 3 çarpı u üzeri 1 bölü 2 çarpı pardon 1 bölü 2 çarpı u üzeri eksi 1. Çünkü bu paydada 1 bölü U diye duruyor şu anda. Eksi 5 dışarı çıkarsa burada 1 bölü U kalır. 1 bölü U da U üzeri eksi 1'dir değil mi arkadaşlar? Peki. Burada bütün üstleri toplarsak çarpım olduğu için. U üzeri 1 bölü 3, 1 bölü 2 daha ne yapar? E, 5 bölü 6 yapar. 5 bölü 6'dan da 1 çıkarttığın zaman eksi 1 bölü 6 yapar. Yani burası U üzeri eksi 1 bölü 6 DU. Bunu şimdi yapalım. O zaman eksi 5 çarpı U üzeri 5 bölü 6 Çarpı 6 bölü 5. Yani bölü 5 bölü 6'yı da taklattırdım. Ee, artı C diyeceğiz. Sonra e, bu 5'ler birbirini götürecek. Eksi 6 çarpı U üzeri 5 bölü 6 artı C gelecek. E şimdi U yerine de fx'i yazarsam. Eksi 6 çarpı fx üzeri 5 bölü 6 artı C. Eşittir Gx'miş. Gx artı C. C'ler giderse zaten yani C'lerin gitmesine de gerek yok da. Buraya C yazmaya gerek yok. Zaten soru başlangıçta C'yi integral sabiti vermiş. Solda integral sabiti kullanmanıza gerek yok. Yani Gx dediğiniz şey bu. Gx dediğiniz şey bu. E, o zaman arkadaşlar baş katsayı neymiş? Gördüğünüz gibi eksi 6'ymış. Doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunacak. Tamam mı? 9 devam ediyorum. Bakın 9'da güzel bir basit kesirlere ayırma var. Nedir hocam bu basit kesirlere ayırma diye soracak olursanız. Hemen yapalım. Şimdi bir K ve L, l integralleri vermiş. Aşağıdaki integralin k ve l türünden eşit. Farkındaysanız burayı x'e x 5'e e 1 diye ayırdığınızda x eksi 1 çarpı x eksi b x artı 1 çarpı x artı 5 diye ayrılıyor. Ve bu bize verilen integrallerin aslında paydasındaki sayılar. Şimdi biz bunu şöyle yapacağız. Acaba dx'in yanında 1 var gibi düşünün. Acaba 1 bölü 1 bölü x artı 1 çarpı x artı 5'i parçalayabilir miyiz? Şöyle yani. A bölü x artı 1 artı b bölü x artı 5 diye iki parçayı ayırabilir miyiz? Ayırırsak o integrallere benzetmiş oluruz. Ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz polinom eşitliğinden. Payda eşit diyelim. Burayı x artı 5 ile, burayı x artı 1 ile eşitleyince zaten şöyle oluyor bakın. 1 eşittir çarparsak ax artı 5a artı bx artı b. Paydalar önemli değil. Çünkü eşitlendi hep paydalar. Şimdi sol taraftaki de polinom. Sağ taraftaki de polinom. Bakın A ve B x'in katsayısı Yani A artı B sıfır. Çünkü sol tarafta x'in katsayısı yok. 5A ile B'nin toplamı 5A artı B de sabit katsayı Yani soldaki 1'e eşit. Şimdi A yerine eksi B yazarsam burası eksi 5B artı B eşittir 1 yapar. Buradan eksi 4B eşittir 1 yapar. Buradan da B eşittir eksi 1 bölü 4 yapar. A ile B'nin toplamı 0 olacaksa B de A da artı 1 bölü 4 yapar. A çok güzel. Demek ki burası nasıl ayrılıyormuş? A yerine 1 bölü 4 yazalım. Şunu şöyle ayıralım. A yerine 1 bölü 4 yazalım. Hatta başa yazalım şöyle. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü x artı 1. Şunu siliyorum. B yerine de eksi 1 bölü 4 yazalım. Yani şöyle eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü x artı 5. Bak böyle ayrılıyormuş. O zaman ben bunun 0, 2 ile 0 değil 2 ile 2 ile 6 arasında integralini alıyorsam bunları böyle parçalayabiliyormuşum. 2 ile 6 arasında bu integral eksi 2 ile 6 arasında bu integral şeklinde. E 1 bölü 4'leri de dışarı alın bakın. 1 bölü 4 çarpı integral ne oluyor? E, 2'den 6'ya 1 bölü e, ilk x artı 1. x artı 1 dx eksi yine 1 bölü 4 dışarı aldım. 1 bölü 4 integral 2'den 6'ya 1 bölü x artı 5 dx. Bunun k ve l türünden eşitini soruyor. Arkadaşlar bakın bu 4'ü burayı dışarı çıkarıp önce dışarı çıkarıp sonra da k'nın altına bölüm olarak geçirirseniz bu 4'ten kurtulmuş olursunuz. Burada artık 4 değil 1 yazıyor olur. E 2'den 6'ya 1 bölü x artı 1 dx k bölü 4'müş. Yani şuranın cevabı k bölü 4'müş. Aynı şekilde buradaki 4'ü de önce başa alıp sonra L'ye bölüm olarak geçirirseniz 2'den 6'ya 1 bölü x artı 5 dx yani şu 2'den 6'ya 1 bölü x artı 5 x. bu da L bölü 4'müş. O zaman başlarında da çarpı 1 bölü 4 olduğu için k bölü 16 eksi L bölü 16'ymış bu integral. O da k eksi L bölü 16 olarak yazılabilir. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Tamam mı? Buna biz basit kesirlere kesirlere ayırma diyorduk. Ben bununla ilgili 90 günde ayete birçok örnek yaptım. Geldim 10. soruya. Dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonu bir de 2f'in türevi artı f fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. Boyalı bölgenin alanı 10 birim kare ise k kaçtır diye soruyor. Şimdi canlarım bakın. Burada ne yapacağız? Şimdi iki eğri arasında kalan alanı bulmak için üstteki eğriden yani fx artı iki tane f'in türevinde x'ten fx'i çıkarmamız gerekiyor değil mi? Bunları çıkarttığımızda bunlar birbirini götürüyor. Ne kalıyor geriye? İki tane f'in türevinde x kalıyor. Demek ki biz integral eksi 5'ten 4'e iki tane f'in türevinde x'i bulduğumuz zaman o arada kalan alanı bulmuş oluyormuşuz. O da on birim kareymiş. Bu iki dışarı çıkarsa bununla sadeleşir e, türevde integrali götürürse f4 eksi f eksi 5'in 5 çıktığını görürüz. Şimdi f eksi 5 zaten bak aşağıdaki grafik f ya f de yerine yazınca 1 çıkıyor. Ya burası 1 çıkıyor. Karşı tarafa attığım zaman f4 artı 1 diye geçerse 6 olur. f4 6. Bak f4 6. Şimdi bize k kaçtır diye soruyor. Şu 4'ü yerine yazdığımızda nerede? Bu fonksiyonda. Yani f4 artı 2 tane f türev 4 yazdığımızda Sonuç bu çıkıyormuş. Yani 2 tane f türev 4 artı k çıkıyormuş. F türev, 2 tane f türev 4'ler birbirini götürürse aslında f4 k'ya eşitmiş. E k da 6, f4 de 6 olduğuna göre k 6 çıkar. Doğru cevabımız da a şıkkı olarak bulunmuş olacak. 10. sorumuzda devam ediyorum. 11 ile hadi. 11 ile devam ediyorum. Şimdi diyor ki dik koordinat düzleminde fx eşittir eksi x küp artı 12x kare fonksiyonun grafiği verilmiştir. Taralı, bölge, taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bak. Taralı bölgenin alanını bulacağız. Önce arkadaşlar şuranın ne olduğunu bir bulmak lazım. Şuranın ne olduğunu. Ne burası? Burası f'in aslında türevinin sıfıra eşit olduğu yerlerden bir tanesi. Sadece burada da değil. Burada da türevi sıfıra eşit. Gelin hemen türevini alalım. Eksi 3x kare. Artı 24 x eşittir 0 dedim. Eksi 3'e bölünce x kare eksi 8 x eşittir 0 oldu. X parantezen alınca x eksi 8 eşit 0 oldu. Türevini 0 yapan bir 0'mış. Orayı görmüştüm zaten burası. Türevini 0 yapan diğer değer de 8'miş. Burası da 8 arkadaşlar. Peki 8'i fonksiyonda yerine yazınca çıkan değer nedir? Bunu da merak ediyorum. Yani f8'e bakalım. Nedir? Eksi 8'in kübü artı 12 çarpı 8'in karesi. Ha, şimdi burayı 8'in karesi parantezine alalım. Eksi 8 artı 12 gelir. Yani orası 8'in karesi çarpı 4 gelir. 8'in 8, 8 2'nin kübü 2'nin kübü üzeri 2'den 2 üzeri e, 6 çarpı 2 üzeri 2. Yani 2 üzeri 8 gelir. Hani bu jargondan niye yazdım bu formatta? Çünkü paydada şeyde şıklarda hep 2'nin kuvvetleri var ya öyle yazayım dedim. Burası 2 üzeri 8'miş. E burası da 8 hadi gel buraya da 2 üzeri 3 yazayım şöyle. 2 üzeri 3 burası da. Şimdi bak buradaki alana A diyelim. Buradaki alana B diyelim. A ile B'nin toplamını yazalım. A ile B'nin toplamı oradaki dikdörtgenin alanı. Yani 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 3'ün çarpımı 2 üzeri 11. Doğru mu? Şimdi biz B'yi bulacağız. B eşittir integral Sıfırdan 2'nin kübüne yani sıfırdan 8'e eksi x küp artı 12 x kare değil mi? Eksi x küp artı 12 x kare dx. Şimdi hemen şey yapalım. E i̇ntegral alalım. Eksi pardon. Eksi x üzeri 4 bölü 4 artı 12 x üzeri 3 bölü 3. Sınırlarımız sıfırdan 8'e kadar. Şimdi önce 8'i yerine yazalım. Eksi 8 üzeri 4 bölü 4 artı 12 çarpı 8 üzeri 3 bölü 3. E, 0 yazınca zaten 0 geliyor. Şimdi şunlar gitti. Buradan 4 geldi. E, hep 2'nin kuvveti diye yazalım. Eksi 2 üzeri 3'ün e, 4. kuvvetinden 12 çarpı hatta bölü, bölü 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 9. Buradan eksi 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11. 2 üzeri 11'i de 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 1 diye düşünürseniz burayı 2 üzeri 10 parantezine aldığınızda eksi 1 artı 2'den 1 gelir. Yani burası 2 üzeri 10'dur arkadaşlar. Yani B alanı şurası 2 üzeri 10 geldi. Karşı tarafa atarsam A da 2 üzeri 11 eksi 2 üzeri 10 gelir. O da 2 üzeri 11'i 2 üzeri 10 çarpı 2 diye yazın. Eksi 2 üzeri 10. 2 tane 2 üzeri 10'dan bir tanesini çıkartırsanız bir tane 2 üzeri 10 kalır. Doğru cevabımız 2 üzeri 10 yani A şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Böyle 2'nin kuvvetlerinin sık sık böyle piyasada olduğu sorulardan bir tanesi. Şimdi 12 ile devam ediyorum. Diyor ki ee, işaretlerine aşağıda işaret soruyor. Peki tamam şimdi bakalım bir. Şimdi x'imiz 0 ile 45 derece arasında. Y'miz 45 ile 90 derece arasında. Z'miz de 90 ile 3 pi bölü 4 ne yapar? 135 derecenin arasında. Şimdi e, x eksi y diyor. X eksi y. Şimdi şurayı eksiyle çarparsam arkadaşlar, 0 x 45 eksiyle çarpınca eksi 90 eksi y eksi 45. Bunu topladığınız zaman ne gelir? Eksi 90 x eksi pardon. 9 yazdım. Eksi 90 x eksi y 0. Yani x eksi y 0'dan e, küçük eksi 90'dan büyük. Yani 4. bölgede. Burası 4. bölge. E, x artı z'ye bakalım. A'yı buluyorum şu anda. x artı z. Yani şöyle yapalım. Bak bunlara numara veriyorum. 1. 2. ve 3. x artı z için 1 ile 3'ü toplayalım. 1 ile 3'ü toplarsak 90 küçüktür. x artı z o da küçüktür 180. Yani ikinci bölge. Bu da ikinci bölgede. e Şimdi birinci bölgede, dördüncü bölgede sinüs eksi çarpı e ikinci bölgede kosinüs eksi eksi ile eksi'nin çarpımından artı geldi. Yani a, 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 a artıymış. Şöyle yapalım. Bu artıymış başına yazdım. Şimdi y eksi z'ye bakıyorum. Y eksi z. Y eksi z için üçüncü eksiyle çarpıyorum. Bak ikinci aynen yazıyorum. 45 y 90 eksi eksiyle çarptığım zaman eksi 135 eksi z eksi 90 yapar. Topladığım zaman eksi 135 artı 90'dan eksi 90 y eksi z sıfır. Y eksi z yine dördüncü bölge eksi 90 ile sıfır arasında çıktı. Burası dördüncü bölgede. X artı Z'ye bakalım. Ben bunu niye aşağısına yazıyorsam. Şöyle yapalım. Dördüncü bölge yine. Şimdi X artı Z. X artı Z'nin bölgesini belirlemiştik. Bak yukarıda ikinci bölgeydi. İkinci bölge. Şimdi tanjant dördüncü bölgede eksi. Sinüs ikinci bölgede artı. Eksi çarpı artıdan eksi geldi. Yani B'nin işareti eksiymiş. Şimdi C ile devam ediyorum. Z eksi Y ve Z eksi Y. Z eksi Y'yi bulduğum zaman olay bitiyor. Bak ben Y eksi Z'yi buldum aslında. Y eksi Z dördüncü bölgede. Bak nerede o? Şurada. Hemen bak şurada y eksi z. Bunu eksiyle çarparsanız yön değiştirir yine 0 z eksi y 90 olur. Yani z eksi y birinci bölgede. Bu da birinci bölge. Bu da birinci bölge. Birinci bölgede kosinüs de artıdır. Kotanjant da artıdır. Artı ile artının çarpımı artı olur. Dolayısıyla c de artı çıkar. Artı eksi artı a şıkkında var. Tamam mı? Peki güzel. 12'yi de hallettik. Geldik 13'e. Diyor ki aşağıda A, B, C ve C, D dik üçgenleri verilmiştir. BC ve DE doğrusal olduğuna göre taralı bölgenin alanı X türünden eşit. Aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor soru bize. Şimdi arkadaşlar burada yapacağım hareket şu. Bir kere X, X yazıyor ya orada bak 180 dereceye tamamladığından dolayı şuranın 180-2X olduğunu göreceksin. Bu bir. İkincisi şimdi sana bu şuradaki üçgenin alanı için bir bu kenar lazım. Bu bir kenar lazım. Aradaki açının sinüsünden sinüs alan teoremini uygulayacağım gibi duruyor. Şimdi öncelikle şu CE'yi bulabilmek için x açısının komşusu CE karşısı 2 yani burası 2 kotanjant x'tir. Hemen bunu göremiyorsan şöyle yap. Kotanjant x eşittir. Komşu CE bölü karşı 2. Sen dışlar çarpımı yaparsan CE ne çıktı? CE 2 çarpı kotanjant x gördün mü? Böyle de yapabilirsin. Şimdi aynı mantıkla bak x'in komşusunda 3 var. Hipotenüsünde AC var. Demek ki arkadaşlar bakın kosinüs x'i yazmak istesem soldaki üçgenden dolayı komşusu 3 hipotenüsü AC o zaman AC eşittir 3 bölü kosinüs. Yani 3 çarpı 1 bölü kosinüs. Yani 3 tane sekant x. O zaman buraya da 3 tane sekant x'i yapıştırdım. Bitti soru. Soru bitti. Sekant yazmaya da gerek yoktu. Kafanızı karıştırmasaydım keşke. 3 kosinüs olarak da düşünebiliriz. Hemen şey yapalım. Alanı bulalım. 1 bölü 2 çarpı. 3 çarpı 1 bölü kosinüs x. Bu ac kenarı. 2 çarpı kotanjant yerine kosinüs x bölü sinüs x yazalım. Çarpı aralarındaki açının sinüsü sinüs 180 eksi x. Onu da sinüs 2 x diye. Sinüs 180 eksi 2 x'i sinüs 2 x diye yazabilirim. İkinci bölgede sinüs işaret değiştirmez ve isim de değiştirmez. 180'le yazıldığı için. Şimdi ne olur? Bu ikiler birbirini götürür. Bu kosinüsler birbirini götürür. Bu Burası şöyle olur. 3 çarpı sinüs 2x bölü sinüs x. Şıklarda böyle bir şey yok. Hemen açalım. 3 çarpı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x diye yazalım. Bölü sinüs x yazalım buraya da. Sinüs x'ler birbirini götürsün. 3 kere 2'den 6 tane kosinüs x gelir. Yani cevabımız loop aşk. Evet bence güzel bir soruydu. Geldim 14'e. Bu, çok şey değil. Zaten yarım açının kullanacağı, kullanılacağı kendini çok belli ediyor. Nasıl kullanacağız yarım açıyı? Ee, sinüsten de gidebilirsiniz. Şu iki, sinüs 36'yı 2 sin 18 cos 18 diye de yazabilirsiniz. O konsek, cos 18'i kullanmak için. Ben olsam şöyle yazardım. Bunu sinüs 72 diye yazardım. Sonra derdim ki 2 tane sin 36 eksi sinüs 72'yi de 2 tane sinüs 36 çarpı kosinüs 36 diye yazardım. Sinüs 72'yi. Bölü aşağıda da aynısı var. Yani aşağıda bunun aynısı var arkadaşlar aslında. Sadece arasında ne var? Artı var. Şöyle. Şimdi yukarıyı 2 tane sinüs 36 parantezine aldığım zaman 1 eksi kosinüs 36 gelir. Aynı şekilde Aşağıda 2 tane sinüs 36 parantezine aldığım zaman 1 artı kosinüs 36 gelir. Sonra 2 sinüs 36'lar gider. Şimdi şuradaki kosinüs 36 yerine 1 eksi 2 tane sin kare 18 yazarız. Buradaki kos 36 yerine de 2 tane kos kare 18 eksi 1 yazarız. 1'ler gitsin diye. Burada eksi var ya bunun önünde. Bunun önü şöyle burası 1 eksi. Eksi içeri de alınca bunlar gider. Eksi eksiyi artı yapar. Yukarıda 2 tane artı 2 tane sin kare 18 olur. Bölü aşağıda da bu eksi 1 bunun yanında da önünde bir tane artı 1 var. Bu eksi 1 ile bu artı 1 bir birbirini götürür. Aşağıda da 2 tane kos kare 18 kalır. Kos kare 18. Bunlar birbirini götürür. Sin bölü kostan burası tanjant kare yapar 18. Yani doğru cevabımız D şık. 15 ile 29. denememizi noktalıyoruz arkadaşlar inşallah. Şekil 1'de iki eş üçgenden oluşan ABC üçgeninin bir parçası bir miktar yukarı kaydırılınca şekil 2'deki görüntü elde edilmektedir. Buna göre tanjant x değeri kaçtır diye soruyor soru bize. Bak şimdi çok güzel bir soru aslında. Yani çok zor değil. Ben güzel deyince böyle soruyu bir anda çok mu zor falan? Yok, hiç zor falan değil. Sadece tatlı bir şekilde geometri ve tanjantın toplam farkı içeriye yerleştirilmiş. Zor bir soru falan değil. Ama geometri dinamiklerinin olduğu trigonometri soruları. Hani geometri başlı başına zaten. Bak kalemi düşürdüm yani. Kalemi düşürdüğüme göre geometri kısmı sağla şey yani. Hani biraz e, bizi tedirgin ediyor. Ama geometride de ufak tefek şeyleri böyle keşfetmek lazım. Bakın mesela 5, 12, 13'tan Bura 5, bura 5 tamam mı? Bak şimdi. Şimdi izle. izle Bak. Diyor ki bir miktar yukarı kaydırılınca şekil 2'deki görüntü elde edilmektedir diyor. Şimdi bakın 3a a üssü eşittir a AH üssü. Yani burayla bura arasında 3'e birlik bir oran varmış. Şimdi buranın tamamı a h yani buranın tamamı 12. 12 3'e 1 oranında nasıl paylaştırılır? 3'e 1 oranında 12 3'e 9 diye. Demek ki yukarı taraf 3'müş. Şurası 9'muş. Şimdi buranın eski hali yani şu anda kırmızıyla çizdiğim hali 15'ti. Bunu 3 birim yukarı çıkarmışız şu 3'ten dolayı. Demek ki bu aşağısı da 3 olacak ki değil mi? 3 birim yukarı kaydedilmiş. Tekrar 3 birim aşağı indirelim. Yani tamamını 15 yaptım aslında. Burayı gördükten sonra gerisinde hiçbir problem yok. Bak çatır çatır çıkacak soru şimdi bak. Şimdi şuraya şuradaki açıya y diyorum. 2 için toplamı bir dıştan şuradaki açıya da x artı y diyorum. Şimdi bize tanjant x'i soruyor. Tanjant x'i bilmiyorum ama onun dışındaki her şeyi biliyorum maşallah. Tanjant y'yi biliyorum. Bu BH'ın 5 olduğunu bildiğim için karşısı 5, komşusu 15, 1 bölü 3, tanjant y. Ta, e, şu, görün şu, bir dakika görün tekrardan. Y'nin karşısı burası arkadaşlar, Y'nin komşusu da burası. Şimdi tanjant x artı Y'nin de karşısı burası, komşusu burası. Yani 5 bölü 3, tanjant x artı y eşittir 5 bölü 3. Kar 5 bölü 12 çok özür dilerim, 5 bölü 3 nereden çıktı? 5 bölü 12 değil mi? Bir daha bakalım, bir daha bakalım hemen. Tanjant x artı y'nin karşısında 5 var. Komşusunda da şurası var. Burası da 9 artı 3'ten 12. E o zaman tanjant x artı y'yi açalım. 5 bölü 12 eşittir. Tanjant x'e a diyorum. A tanjant y 1 bölü 3 bölü 1 eksi a çarpı 1 bölü 3'ten a bölü 3. Sonra yukarı tarafta payda eşitliyorum. 3a artı 1 bölü 3 bölü 3 eksi a bölü 3 eşittir. 5 bölü 12 yaptı. Bunlar birbirini götürdü. İçler dışlar yaparsam 36a artı 12 eşittir. 15 eksi 5a yaptı. Buradan 41a eşittir 3 yaptı. a eşittir 3 bölü 41 yaptı. Zaten a dediğim şey de tanjant x olduğu için cevabımız 3 bölü 41 yani b şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam canlarım. 29. denemenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık yavaş yavaş veda vakti geliyor. Bundan sonraki video tiltle ilgili. 2024 tiltle ilgili son video olacak. 2025 tiltte artık sizle umarım görüşmeyiz. sizin ihtiyacınız olmaz. Sizden sonra gelecek arkadaşlarla 2025 tilti konuşuruz diyorum. 29. denemenin kazanım tablosuyla beraber çözümleri bitti. 30. denemede de arkadaşlar kampımızı noktalamış olacağız. Bayağı böyle kırmızılı mavili bir denemeyle bitirmiş olacağız canlarım tamam mı? Hadi bakalım. Güzel bir şekilde analizinizi yapın. Güzel bir şekilde kendime not kısmını da doldurmanızı tavsiye ederim. Arka kısımda dolduruyorsunuz değil mi buraları? Ya yani buralara aldığınız notlar da benim için önemli, sizin için. Yani benim için derken sizin için önemli. Sizin için önemli olduğu için benim için de önemli. Biliyorsunuz ki severim sizi. 30. denemenin çözümlerinde 2024 tiltte son kez görüşmek üzere. Bir son kez tilt olacağız. Sonra da kampımızı bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.